Çerağımız yansın yakılsın Hakk'ın nuru aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın yakılsın Kerbela şehitleri aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın yakılsın Pir Sultan Abdal Şah Kalender Çelebi aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın yakılsın Kerbela direnişinin simgesi Zeynep Ana, Kadıncık Ana, nezdinde cümle analar aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın yakılsın Osmanlı'dan Cumhuriyet'ten bugüne. Başını, serini hak yoluna vermiş. Alevilik yoluna kurban gitmiş cümle canlar aşkına. Allah. Çerağımız yansın yakılsın. Uğur Kurt canımız nezdinde. Canını, serini cinayette kurban vermiş. Hak yoluna kurban vermiş. Canlar aşkına. Allah. Çerağımız yansın yakılsın Anadolu evliyaların aşkına. Çerağımız yansın yakılsın. Kerbela'dan bugüne canını serini vermiş cümle canlar aşkına. Allah. Hak aşkına, şah aşkına, pir aşkına. Allah Allah. Ya Hak, ya Muhammed, ya Ali. Uğur Kurt'un davası Cenevinde öldürülen bir kişinin davası olmaktan ziyade sokakta yürüyen, toplu etkinliklere katılanların ve hatta hiç kimsenin yaşam hakkının olmadığının en net göstergesidir. Şunu herkes bilmeli ki bu adaletsizlik Uğur Kurt'a yapılmamıştır. Adaletsizlik bizzat adaletin kendisine yapılmıştır. Sivas'ta, Madımak'ta 33 canımızı yakanlar serbest. Hrant Dink'i öldüren serbest. Cenevinde Uğur Kurt'u katledenler serbest. Fakat düşüncelerinden dolayı onlarca masum insan cezaevlerinde. Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Uğur'un annesi hak arayışlarında mahkemede polisin eline saatini vurduğu için yargılandı. Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Güllünaz Kurt'u o gün Samas'tan daha tehlikeli gören bir ülke, bir adalet. Polis 10 yıl önce Uğur Kurt'u öldürdü. Mahkemede vermiş olduğu bu kararla Alevilerin, bizlerin adalete olan güven duygusunu öldürmüştür. O yüzden buradayız. Uğur için, adalet haykırışımız devam edecektir. Saygılar. Adalet mücadelemiz devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum. Yargılamanın ilk aşamasında duruşma savcısı olası kastan 25 yılla cezalandırılmasını istedi sanık polis memurunun. Heyet görüntüleri hiç izlememişti. Olay anına ilişkin görüntüler mevcut dosyada. Heyetten görüntüleri izlemesini talep ettik. Heyet görüntülerin izlenmesi talebimizi reddetti. Ve şurada yazan ödül gibi 12.100 liralık para cezasını, adli para cezasını verdi. Günlüğü 20 liradan. Onu da 10 taksite böldü. Sanık polis memuru iyi hal indirimi yararlandı. Biz tabii ki istinafa gittik, Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. İhlal kararından sonra mahkeme yeniden yargılama yapmayı kabul etmedi. İtiraz ettik. Zorla yeniden yargılama kararı verildi. Ve görüntüler hiç izlenmeden 2 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Bu cezanın yatarı yok. Bugüne kadar hiç hapis yatmadı, bir gün gözaltında kalmadı. Adalet arayışımız devam ediyor. Osmanlı zamanında bir kızılbaşı öldürmek sevap ve cennet kapısını açmaktı. Cumhuriyet tarihinde de bir Alevi'yi öldürmenin cezası 12.100 lira. 12.100 lirayı cebine koyan artık herkes bir Alevi'yi öldürmek için gerekli şartları oluşturmuş olacaktır. Zaten teknik konuları arkadaşlarımız verdi. Uğur Kurt'un şahsında saygıyla eğiliyoruz önünde. Davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız diyor, saygılar sunuyorum. Yani her yaşadığımız katliam sonrası öfkemiz, kinimiz büyüyor. Ve bu büyümenin esas nedeni de şu. Demin arkadaşlarımız da söyledi, cezasızlık. Yani hiçbir failin yargılanmamış olması, hiçbir failin ceza almamış olması ve dolayısıyla korunuyor olması. Yani bu bizim kinimizi, nefretimizi
gerçekten her geçen gün biraz daha büyüten bir şey. Devletin en temel görevlerinden bir tanesi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaktır. Başka temel görevlerinden bir tanesi de eğer bir vatandaşının, bir yurttaşının canına, malına bir zarar gelmişse orada adaleti sağlamaktır. Ne yazık ki Uğur Kurt davasında adalet yerini bulmamıştır. Sadece Uğur Kurt davasında değil, aslında uzun süredir Türkiye'de birçok dava, ne yazık ki birçok davada adalet yerini bulmuyor. Az önce kıymetli başkanımız ifade etti. Hrant Dink'in katillerinin serbest bırakıldığı bir ülkede siyasetçilere 30 yıl gibi, 40 yıl gibi cezalar verilebiliyor. Şeyh Debali buyurur ki, yurttaşı yaşa ki devlet yaşasın ama gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an idare ettiğini söyleyen zihniyet, kendi gibi düşünmeyen, herkesi ötekileştirme, herkesi kendi gibi düşünmeyenleri sınır dışı etme, cezaevlerine tıkama, kendi gibi düşünmeyenleri terör selan eden bir konjonktür içerisinde barındırmış bir vaziyette. Biz diyoruz ki bu ülkede, bu coğrafyada sevginin gerçekten egemen olması lazım. Yunus Emre der ya, bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız. Bu sevginin bu coğrafyada gelmesi için kaç tane Uğur Kurtların hayatlarını kaybetmesi lazım? Şu an adalet nübetleri tutan Emine Şen Yaşar annelerimizden, cumartesi annelerimize, sevgili annemiz olmak üzere ırkı rengi kükeni ayretmeksizin adalet nübetini tutan bütün arkadaşlarımızın, canlarımızın artık yan yana gelmesi lazım. El ele tutuşması lazım. Pillerimiz ve onlarımız hep bize şunu söylerlerdi. Irkı, rengi, kökeni, dili ne olsa olsun iyiler iyidir. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli bunu buyurur. O anlamla ilgili sevgili dostlar, şu anki iktidar kendi gibi düşünen herkesi cebberus bir mantıkla ütekleştiren, farklaştıran bir zihniyete büründürmüş bir vaziyette. Biz bu zihniyeti kınıyoruz. Sevgili Uğur Kurt üzerinde olsun. Bütün adalet arayan, bütün canlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle DEM Parti yöneticilerimiz olarak, eş başkanlarımız olarak her daim yanındayız, yanında olmaya gayret edeceğiz. Şah Merdanele sorarlar. Bir devletin dili ne olmalı? Adalet olmalı. Adalet bu ülkede artık gerçekten kaybolmuş vaziyette, tamamen mafyatik vari, çetelerin, insanların güvenliklerini sağlaması gereken kulluk güçleri bir cemevinin bahçesinde insanların kafasından kurşunla öldürerek katlediyorlar. Katlettiklerinde ne yaptırıyorlar? 12.100 lira TL ile para cezasıyla yargılattırıyorlar. Ama gelin görün ki bu başka bir, bu ülkede ibadethanenin içerisinde olsaydı neler olurdu? Ki kesinlikle bunu da arzulamayız. Ama AKP, onun iktidar yandaşları olan Erdoğan olmak üzere bu meseleler artık bu çerçevede görmemeli. Bir zaman şunu söylüyordu, ben mağdurum diyordu. Evet, mağdurdu. Ama şu an kendi gibi düşünmeyen herkesi mağdur edecek bir politik bir arena yaratmaya gayret ediyor. Biz de bunu kınıyoruz, inanıyoruz, umut ediyoruz ki demokrasinin bütün güzellikleri bu ülkeye gelene kadar, demokratik bir cumhuriyet yaratana kadar hep beraber mücadele edeceğiz. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Yani çok şey söylemek istiyorum ama hani yaşadığımız süreci nasıl anlatacağımı, hangi kelimelerle anlatacağımı bilmiyorum çünkü yaşamakla anlatmak aynı şey değil. Yaşamak gerçekten çok zor. Hani bunlar hangi kelimelerle ifade edilir? Yani küçük bir oğlum var. O dönemde 2 yaşındaydı. O süreçte onunla ilgilenmek zorunda kalırken bir yandan gözyaşımızı silip adliyeye giderken umutlarla adaletin bize tecelli edeceğini düşünerek her defasında oradan hayal kırıklıklarıyla, yok sayılmakla, görüntülerin, delillerin umursanmaması, izlenmemesi, adalete olan inancımızı zayıflatsa da ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Bizim derdimiz kin değil. Kimseye kin beslemiyoruz. Çok zor süreçler yaşıyoruz. İstiyoruz ki bize bu süreci yaşatan, hayatımızı, oğlumun babasını elinden alan kişi adalet karşısında cezasını alsın. Biz de yastığa başımızı artık rahat koyalım.
bizim 10 yıldır ne huzurumuz kaldı, ne düzenimiz kaldı. Yani biz artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Buraya gelen başkanlarıma, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun desteğiniz için. Çok teşekkür ederim.